bulduğu vakit çok ağır cezaları keserler arkadaşlar. Bunu da göz önüne alın. Buyurun. Tabii şimdi bu şirketimiz 50'nin üzerinde çok ufak bir miktar üzerinde olduğu için 4-5 sene önce şirketimizin yanına bir ufak şirket daha kurarak sayımız 50'nin altına düşürdük ki işte iş kanunun şeylerinden falan biraz kurtaralım. İhtiyaçları işte doktordu vesaireydi, iş yeri ekibiydi bunlardan kurtaralım. 4-5 senede böyle geliyoruz. Şimdi 6331 sayılı yasayla bizim artık sanırım bu şirketin tutmamızın resmisi kalmayacak gibi gözüküyor değil mi? Beklendiği yer mevzuatta niye avantaj elde ettiğinizi bilmiyorum ama mesela az tehlikeliyseniz az tehlikeliyseniz zaten 2014'te devreye giriyorsunuz. Tehlikeli veya çok tehlikeliyseniz bu 30 Haziran'da yani bir sene daha idare ediyoruz. Hazırlarsınız gibi gözüküyor. Ama bakın sizin iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimiyle daimi çalışmamanız veya onun için belli bir süre hak tanınması, sizin çalışanlarınıza eğitim vermememiz, risk analizleri yapmamanız, acil durum planlarını oluşturmamamız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Her zaman bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir vukuat olduğunda o zaman işte devlet kapınızda olur ve gerekli cezaları da keser. Buyurun. Bakanlığın sitesinde apartmanlara yönelik olarak risk kontrol raporu var. Bu raporun altında yönetici, iş güvenliği uzmanı varsa, iş yeri hekimi varsa diye bir kavram var. Şimdi risk değerlendirme raporunu tek başına işe yönetici hazırlayabilir mi? Ya diğerlerine varsa tanımını kullanmış. Ya şimdi yani bir şey, yorum getireceğim ben size. Şimdi çok binalar var. Çok bununla ilgili işler var. Herkes iş güvenliği uzmanlığıyla bu hizmeti alamayabilir düşüncesi. Örneğin Hakkari'de apartmanımız var. Orada ne bir OSYM var. Bir kişi bir Allah'ın kulu da iş güvenliği uzmanı olmamış. Şimdi devlet kapıma dayanıyor diyor ki kardeşim diyor risk analizi yapacağım diyor. Ben de diyorum ki yani iş güvenliği uzmanı var mı da biz mi yaptırmadık dersen ne olacak? İşte onun için risk yönetmeliğinde İş kanununda der ki yapar veya yaptır. Yani yönetici yapabilir kavramı. Ha, yapabilir yani ama yapabiliyorsa. Dedim ya işte 10 tane risk analizi var. 5'ini yaptı, 5'ini göremediyse o zaman gene sorumluluğu üzerine alıyor. Yani i̇ş güvenliği uzmanlarıyla çalışmak hukuksal olarak yani iş yeri hekimleriyle çalışmak özellikle meslek hastalıklarıyla ilgili hukuksal olarak sorumluluğu işveren kendi üzerinden alıp o uzmanı veya hekimin omuzlarına vermesin. Hayır şimdi işin pratiği ve şeyi yani nasıl tanımlayalım, kurtuluşu diye baktığımızda siz kendi mesleğinizin köşeye koyduğunuzda her paradaki 25 metrekare bir kişi, iki kişi çalışan yerler için risk değerlendirme raporu bir zorunluluksa, risk analizi bir zorunluluksa bu checklistlerden hareketle işveren kendisi bunu yapabilir mi? Apartmanlar için yayınlanmış olan onlar için geçerlidir. Bu iş yerleri için geçerli değil. Bu yasa aynı yasa. Farklı bir yasa değil ki. Yani kapıcı için ayrı, kuaför için ayrı, ofis için ayrı bir kavram olamaz mı? Cevap verebilir miyim? Bu soru ilgili bir şey parmak bastı. Çalışma Bakanı'nın bundan haftalar evvel bir meselesinde açıklaması vardı. Özellikle çalışan sayısı bundan olan yerlerle ilgili risklerlerine de yerlerle hazırlandığından bahsetmişti. Şimdi bugün görüyoruz apartmanlar için ayrıca kuaförler için risk analiz rehberi yayınlanmış. Bayağı kapsamlı yani baktım hatta apartmanımızın yöneticisi de yayınlanmıştı. Orada bütün olasılıkları bakanlık değerlendirerek kendi dolusuyla bir risk analiz değerlendirme rehberi hazırlamış. Altına da üstüne açıklayıcı bilgileri koymuş. Varsılan kastı o zaten. Hani şu yükleme süreleri boyunca olması gereklendiği sürelerde sıkıntı olmadan bunları gerekli yöneticileri ve işlerin yapması için hazırlamışlar. Hazırlayıp dosyaya koyun ve az tehlikeli yerlerde 4 yıl, tehlikeli yerlerde 2 yıl gibi değiştirmeden saklayabileceğiz açıklamalar var. Ve bu sanıyorum bu türden nasıl personel çalışan diğer sektörlerde de olmak üzere şeyler de yayınlanacak. Bunun kurmalı çalışması var. Bunların hepsi
risk analizleriyle ilgili konuşuldu da, bakın ben size şöyle bir slide göstereceğim. Yani kendisi yapar, sorumluluk alır, ya eksik olursa diye. Bakın en basiti. Şimdi Üstad, burada yoruma, burada sizin veya benim veya Üstad Bey'in yorum yapması çıkan yasanın şeyi çok doğru değil. Yasada doğrudan söylüyor. Yaptırmak zorunda diyor. Apartman yöneticisi Hakkari'deki burada iş güvenlik uzmanı yoktu. Ben o yüzden yaptıramadım. Bilgeler için duyamaz. Ya İstanbul'da vardı diye yaptırmadım. Bu yasanın şeyine aykırı bir olay. Yani Hakkari'deki de iş güvenlik uzmanı olmasa da gider adam oraya. Diyarbakır'daki adam yapar, Diyarbakır'a döner. Ona göre anlaşmasını yapar. Yani bu şeye yol açar. İkili bir şeye yol açar. Böyle bir şey yok zaten. Şükrü öyle de bunu yazdı. Yasada bu var. Şey yapamaz diyor. Yani şey yaptırmak zorunda herhangi bir düşünce yalnız bana. Şimdi arkadaş az önce söyledi ama ben de tam bakamadım. Orada böyle yani apartman yöneticisi kendisi yapacak ya da öyle bir şey yok. Bu yasanın özüne de aykırı zaten. Yok yok yasada öyle yaptı. Yok yok. Yorumlama yanlış. Bakın şimdi benim söyleyeceğim bir şey. Bir insanın bir şey yapabilmesi için onunla ilgili müktedir olması lazım. Evet, evet. Yapabilir seviyede olması lazım. Şimdi örneğin mesela bakın burada bir arkadaşım sana dedi ki ben bu kendisi eğitimlerde bu örneği veriyorum. Duvarı boyayayım. Bu arkadaş dedi. Çünkü boyundan yüksek bir yerde duvarı boyadı. Arkadaşımız spanın üzerine çıktı. Sizce tehlikelidir. Düşünmeliyiz. Direkt riski söylemez. Değil. Tehlike nedir? Düşme tehlikesi. Risk diyor. Bakın tehlike yüksekte çalışmak. İşte ne dedim ben eğitimin başında? Bir tehlikeler vardır, bir de risklerinizi hesaplayacaksın. Şimdi en basit iki kavramda bile karıştırmalar oluyorsa detaylı bir risk analizini apartman yöneticisi nasıl yapacak? Sadece Çalışma Bakanlığı yapar mı yaptırır diyor ki şirketleri üzerine çekmemek için yani işte iş güvenliği uzmanını bulduk da biz mi yaptırmadık demesin yani. Bakın devam ediyor. Tehlike yüksekte çalışıyor. O zaman riski söyleyeyim. Baştan söylemiştim. Çalışanın düşmesi. Arada bu kadar farklı. Tehlike elektriktir. Ama kablo çıplak, ucu açık, doğru düzgün sigorta şey değilse riskim benim çağrılmadı. Hayır. Elektrik tehlikeyse kullanmayalım. Yüksekte çalışmak tehlikeyse yüksek binalar yapmayalım. Hayır. Tehlike her zaman içimizdedir. Siz önemli olan ne kadar risk alıyorsunuz? Ha çok mu? O zaman analiz yap. Matematiksel işlemlerini yap. Ki biz en basit matris yöntemi kullanıyoruz. Önlemlerini al, riskini alt seviyeye. Bakın o zaman önlemler ne olmalı bu basit örnek? Kim söylüyor? Arkadaş aşağı düşmesin riskimiz. Önlemler ne olmalı? Masanın ortasına basın, korkulu olmasın ve korkulu, bravo. Bravo. Kask. Emniyet kemeri oluyor. Bir trabzan koyalım. Bakın çok güzel emniyet kemeri. Bir de başını çarptı, düşmelere karşı baret yapalım. Belinden tamamen bağlı. Tabii. Trabzan'a bağlı, eğitim direni. Şimdi arkadaş düşer mi? Düşer. Bütün bu arasındaki farkı bir apartman yöneticisi ne kadar sağlıklı? İşini unutursa ne olacak? Ben apartman yöneticisi olsam sorumluluk almam. Şimdi problem şu, yani ülkemizde yasak savunma diye bakarsanız buna boşuna bu olacak, yani başka bir şey olmuyor. Şimdi kimse gidip de herhangi bir apartman yöneticisi iş yeriye iş güvenliği uzmanına gel kardeşim burada risk değerlendirmesi, risk analizi yap demeyecek bu mantıkla bakıldığında. Kendisini de yapacak. Eğer ki kalorifer falan yoksa, asansör yoksa zaten hiç aramayacak bunu. Ama asansör varsa, kalorifer merkezi sistem kalorifer varsa onu yaptırmak durumunda çalışıyor. Birçok şey böyle yasak sanıyor. Bakın bazen gördüğüm gibi birçok yerde bahçede kuyu olur, kapağı olur ama kilidi olmaz. Sonra basında duyarsınız, kuyuya çocuk düştü, adam düştü.
İşte o apartmanın yöneticisini soruyorum. Evet. Ya şimdi ona bakarsan bunu görüyor. Yani öyle bir çukur olduğunu, öyle bir olayla çocuğun düşeceğini biliyor. Önlemini almıyor ki. Yani mantık zaten yasak sanmaya gittiği için eleştiriyor. Eğer sistemi doğru okuyacaklarsa o zaman daha kademeye yayarak sağlıklı bir yapılanmaya girmesi lazım. Tabii işte taksirle ölme sebebi, taksirle yaralanma sebebi verken en güzel örneği. Olayın sonucunda ne olacağını biliyorsunuz. Ama gerekli önlemleri almıyorsunuz. Hocam siz burada doğrudan riski söylediniz. Bakın biz hiçbirimiz doğrudan sonucu ve bu riskin sonucunda oluşabilecek şeyi söyleyebiliriz. Biz bilemedik. Siz çünkü bu niyetini aldınız. Siz bildiniz. Yani dolayısıyla bir apartman yöneticisinin herkes üniversite mezunu, bu kurslardan geçmiş kişiler değil. Olmayan. Orada oturan emekli Ahmet abi. Ayşe abla bunlar zaten bunların hiçbir böyle şey bilmesi mümkün değil. Yani dolayısıyla doğrusu da o zaten dediğimiz işleri alması gereken kişi zaten odur. Apartman yöneticisi zaten bunları bilmiyor, almaz da alamaz da cezaları var. Ona bakarsak apartmanlara giren çıkan insanları kimlik bildirimi kanunu gereği apartman yöneticisini bildirmek zorunda. Bize bildirmiyor. Orada biri bulunduğu zaman, yaralandığı sorulduğu zaman ama apartman yöneticisi ceza mahkemelerinde yargılamıyor. Yani bunları bilmeyen insanlardan dolayı böyle bir şeye gidilmiş zaten, böyle bir yapılmak gibi. Bunları bilmek gerekiyor. Tabii çoğu bu işleri yapan firmalar, üç tane şey söyledik, acil durum planı, risk analizi ve eğitimlerdir. Direkt temel iş sağlığı iş güvenliği eğitimleri vererek geçiyorlar. Yanlış. Ben gittiğim işe acil durum planı yapıyorsam, acil durum planlarının nasıl işleyeceğine dair o çalışanlara acil durum planı eğitimi vermiyorsam bilemez. Ben gittiğim bir firmanın risk analizlerini yapıyorsam, o risk analizlerinin nasıl yapıldığına dair eğitimi vermiyorsam, o iş yerindeki çalışanlar bunları bilemez. Yani yapılacaksa bir iş tam layıklı bir